Asaf Abatay 5 yaşında. Ailesiyle İstanbul'da yaşıyor. 6 aylıkken vücudundaki morarmalar nedeniyle doktora götürüldü. Hemofili teşhisi konuldu. Küçükken en ufak şeylerde bile kanaması oluyordu. Yani dediğim gibi tutmalarımızda bile çocuğu kucağımıza almamızda, tutmalarımızda bile morarmaları oluyordu. Ufak, çok ufak vurmalarda, çarpmalarda, hafif sıkmalarda morarıyordu. Biz ailede var ama bilmiyorduk. Yani ben Asaf'a teşhis konulunca ailemizde olduğunu öğrendik. Asaf'ın kanamalarını kontrol altına almak kolay olmadı. Bazı geceler anne babası başında korkuyla nöbet tuttu. Klinik araştırmaları devam eden bir ilaç sayesinde çocuğun kanamaları durduruldu. Asaf da geldiğinde kanama kontrolü sağlanamamış, işte eklemleri, kasları hep kanaması olan bir çocuktu. Asaf da çocuk grubuna denk geldiği dönemlere bize rastlamış oldu ve o dönemde bu araştırmalardan bir tanesine dahil olarak cilt altı tedavi kullanmaya başladı. O yüzden daha mutlu tabii ki, daha huzurlu tedavisine devam ediyor şu anda. Asaf geri altı bir ilaç kullanıyor. Eskiden daha yoğun ilaç alırken şu an ayda bir alıyor ve bizi çok rahatlattı. Şu anda içinde bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü kalıtsal kanama bozuklukları laboratuvarında hemofili hastalığıyla ilgili hem tanı hem tedavide pek çok araştırma yürütülüyor. Bir genç anne ve bir genç baba evleniyorlar ve mutlulukla bir yavruları doğuyor ama bu sorun. Şimdi bu hayatın hakikaten büyük yüküdür. Sadece bu yük o ailenin yani anneye babaya yüklenemez. Toplum olarak, kamu olarak biz bunun üzerimize almamız lazım. Bunlara yardımcı olmamız lazım. Ülkemize de, sosyal güvenlik sistemimize de teşekkür ederiz bu imkanları sağladığı için. Hemofili yeni tedavilerle kontrol altına alınabiliyor. Özellikle ailesinde hemofili olanların çocuk sahibi olmadan hekime başvurması isteniyor.